Almanya'da üçlü koalisyon hükümeti çöktü. Ülkeye akşam saatlerinde Başbakan Olaf Scholz'un canlı yayında Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almasıyla sarsıldı. Dieses entweder oder ist Gift. Entweder Sicherheit oder Zusammenhalt, entweder die Ukraine unterstützen oder in Deutschlands Zukunft investieren. Diesen Gegensatz aufzumachen ist falsch und gefährlich. Das ist Wasser auf die Mühlen der Feinde unserer Demokratie. Vor allem aber ist dieses Entweder-Oder auch vollkommen unnötig. Denn Deutschland ist ein starkes Land. Başbakan Scholz'un partisi Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Maliye Bakanı Lindner'in partisi Hür Demokratlar arasında oluşturulan koalisyon hükümetinde bir süredir rahatsızlıklar yaşanıyor, bunlar medyaya da yansıyordu. Başbakan Scholz, Maliye Bakanı'nın görevine son verdiğini söyledikten sonra 15 Ocak'ta Federal Meclis'te güven oylamasına gidileceğini açıkladı. Koalisyonun bir diğer ortağı Yeşiller'den olan Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck de Başbakan'ın kararını desteklediğini açıkladı. Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Lideri Friedrich Merz ise güven oylamasının hemen yapılması çağrısında bulundu. Peki işler nasıl bu raddeye geldi? Hükümetin dağılmasında 3 ana neden öne çıkıyor. Birincisi ideolojik ayrılıklar. Özellikle Yeşiller çevre ve sosyal adalet için daha fazla devlet müdahalesini savunurken, Lindner'in partisi Hür Demokratlar devlet etkisini sınırlamak isteyen neoliberal bir çizgideydi. İkincisi olağanüstü krizler. 2021'de koalisyonu kurduklarında korona pandemisi etkisini göstermeye devam ediyordu. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş ve Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemesi yaşanan bir diğer büyük krizdi. Savaş nedeniyle doğal gaz ve petrol tedarikinin kesilmesiyle Almanya ayrıca kendini bir enerji krizinin içinde buldu. Buna bağlı olarak enflasyonla mücadele de işleri iyice zorlaştırdı. Bir diğer yandan da Almanya özellikle otomotiv sanayinde Çin'le rekabet etmekte her geçen gün daha da zorlanıyor. Bunların sonucunda Almanya geçen yıl küçüldü ve bu yılda resesyondan kıl payı kurtuldu. Bütün bu sorunlarla başa çıkmak içinse hükümetin bu sıralamadaki üçüncü gerekçeye ihtiyacı vardı, paraya. Ancak burada da borç freni adındaki sistem üzerindeki anlaşmazlıklara takıldılar. Kanunen devletin yalnızca gelirleri kadar harcama yapması gerekiyor. Yeşiller ve Sosyal Demokratlar bu kuralın gevşetilmesini, liberallerse buna bağlı kalınmasını istedi. Bu durum büyük bir açık veren gelecek yılın bütçesi üzerine bitmeyen tartışmalara yol açtı. Sonuç da bu oldu. Peki şimdi ne olacak? Seçimler zaten Eylül 2025 için planlanmıştı. Almanya'da hükümetin dağılması durumunda sürecin nasıl işleyeceği yasalarla belirlenmiş durumda. Başbakan parlamentoda hala desteğe sahip olup olmadığını görmek için güven oylaması talep edebiliyor. Eğer gereken desteği bulamazsa Cumhurbaşkanı meclisi feshedip 60 gün içinde seçim çağrısı yapma yetkisine sahip. Erken seçimin en geç Mart sonunda yapılması olası görülüyor. Özellikle de Scholz'un parlamentonun desteğini alması beklenmediği için. Peki bu sırada hükümet göreve devam edebilir mi? Başbakan Scholz'a göre bu mümkün. Görevden alınan Maliye Bakanı'nın partisi olan Hür Demokratlar koalisyonun dışında kalırken, Başbakan yıl sonuna kadar hükümeti partisi Sosyal Demokratlar ve diğer ortak Yeşiller'le azınlık hükümeti olarak yürütmeyi planlıyor. Amaç emeklilik reformları, Avrupa Birliği iltica kuralları ve ekonomiyi istikrara kavuşturacak önlemler gibi kritik yasaları geçirmek. Ancak bu muhalefetin işbirliği yapıp yapmayacağına bağlı. Peki Almanya'da hükümet krizi halk arasında nasıl karşılandı? Also ich finde das total irritierend und auch super enttäuschend. Ich habe aber das Gefühl, wir sind schon im Wahlkampfmodus drin, dass man überhaupt nicht mehr daran interessiert ist, wirklich Lösungen in der Gruppe zu finden, sondern sich nur noch selbst zu positionieren. Ich denke, das ist ein unwürdiges Theater, was da im Moment geschieht. Dass der eine gegen den anderen arbeitet und keine Gemeinsamkeit hergestellt werden kann. En güncel bu hafta seçimler olsa kime oy verirdiniz anketine göre muhalefetteki Hristiyan Birlik Partileri %34 ile birinci sırada yer alıyor. Aşırı sağcı Almanya için alternatif %17 ile ikinci sıradayken Başbakanın partisi Sosyal Demokratlarsa %16 ile üçüncü sırada. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın seçim zaferiyle aynı hafta Almanya'nın kendini siyasi çalkantının içinde bulması Almanya'nın gelecekteki yönüne ilişkin soruları gündeme getirdi. Zira Trump'ın yeni başkanlığı döneminde özellikle NATO kapsamında savunma giderlerinde artış yapması için Amerika'nın Almanya'yı ve ittifakın diğer üyelerini zorlaması bekleniyor.